Bizim sofa Bizi. Bizi. Geldi geldi geldi. Ben kapadım gözümü bütün ve İkili oyunun 81. bölümüne hoş geldiniz ben Serkan Mutlu. Mikrofon diğer ucunda Avrupa basketbolunun bahis baronları Ali Aktin ve Tancan falan var. Selamlar beyler. Selamlar. Sabah aramama sıktılar. <gülüyor> <gülüyor> At kafasıyla <ile> uyandım. <laughs> Bir baktım domuz başı duruyor. <laughs> E, Euroleague konuşacağız. artık hani Fenerbahçe ve Efes'in maçlarını çok kısa geçeceğiz gerçekten. Böyle üçer dakikayla falan. asıl konumuz bugün playoff eşleşmeleri olacak. konuşmaya başlamadan önce hemen bize görüş, öneri, yorum falan iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Web site adresimiz ikiloyun.com, mail adresimiz selam.ikiloyun.com Telegram grubumuza bekleriz t.me slash adresinden. Twitter'da ve Soundcloud'da ikili oyun takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımızın Geek yaparın YouTube kanalından ve Power FM Power Rap platformundan da takip edilebildiğini hatırlatayım. diyerek muhabbete başlıyorum. Yaz burada o kadar güzel bir hava var ki bu havada podcast yapılmaz diye düşünüyorum. O yüzden ben gidiyorum <laughs> siz takılın. Abi görüşürüz. <laughs> İyi ya oğlum, bütün yaz ısrarla yayın yaptık, her konuyu konuştuk. Daha şimdiden evet. bir şey olmaz yaparsın. Şimdi bu yaz yatmanın yolunu mu yapıyoruz acaba? <laughs> Yok ya bu yaz iyice geyik yapmayı planlıyorum ben. Evet ya öyle yapalım. Ya aşırı ciddiyet yoruyor bazen. bütün sözleri... Herkesin tabanını konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> ya sırf taban programı yapalım bir tane. Ya ben böyle basketbolu hiç konuşmadığımız programlar hayal ediyorum. Evet ya biraz... <laughs> Infinity War falan konuşuruz, gömeriz. Ya şeyde YouTube'da şey var işte kaç haftada iki şey mi yüklemeni istiyor? Üç böyle bir muhabbeti var yani YouTube'un para yani kazanmak evet. için. Millet, millet o yüzden ne kaydedeceğini şaşırıyor işte. <laughs> i̇şte ondan o yüzden böyle tırt tırt videolar da oldu ya YouTube. <laughs> Oyun Yapmak oynarken ben. podcast kaydedelim abi. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Vay be, goy goy bir şeyler yapalım ya, dur bak iyi fikir aslında, Böyle planlayalım onu. Bunu, bunu uzun uzun konuşuruz. Bunu uzun uzun konuşalım aramızda. Ee, peki konuşmaya başlayalım, ee, benim önerim Efes'le başlamamız. Çünkü hani Fenerbahçe-Baskonya'dan, tekrar Fenerbahçe, pardon, Fenerbahçe-Malaga'dan Baskonya eşleşmesini atlarız oradan. Tamam. Ee, Efes... Cem Yılmaz'ın tabiriyle son şakasını yaptı. <gülüyor> <gülüyor> şey vardı ya tabuttan Bas şeyle reybenle çıkma muhabbeti <gülüyor> <gülüyor> Yani gitti Baskonya'yı deplasmanda yendi ve Fenerbahçe'ye rakip etti Baskonya'yı. Yani herhalde sorsan Baskonya'yı pek istemez diye düşünüyorum. Pedro Martinez Fenerbahçe ile karşılaşmayı öbür türlü kimle oynayacaklardı bakıyorum Olimpiyakos'a olimpiakos'a karşı çıkacaklardı herhalde onu daha çok tercih ederlerdi ama ne Ö ölmüşle bir şeye çare yok derler. <laughs> Hemen gerçi... kısaca bu maça değinelim yani Efes'in Baskonya'da o... deplasmanda yendiği maça. Şey bir şey diyeyim ben yani gerçi Jargiris kazandı o yüzden hani Baskonya yeri değişmeyecekti ya. İki farkla. Aa oldu doğru mi? Jargiris ya. de yendi. Doğru doğru. Aynen. O yüzden bence rahatlamışlardır Ergin'i silinince. <laughs> Okey ama Efes son şakasını yaptı o kesin. Evet evet aynen. Ya işte Ergin Ataman işte dediğimiz şeyi sonunda yapınca e, ilginç bir şekilde son 10 maç içindeki en iyi maç oyunu oynadı Anadolu Efes. İşte gençleri oynattı. San evimse Derek Brown'un e, uyku halini takımdan uzaklaştırdı. E, doğal bir sonuç geldi yani. Kazanamayacağını düşünüyordum ben hala maç boyunca ama çok ilginç bir şekilde belki. ve Onur Alp çok iyi katkı verdiler. Çok aç oynadılar. Efes'te hiç beklemediği bir galibiyet aldı. Bunu diyeceğimi düşünmezdim. <laughs> ha, on, Onur Alp'in iki tane çok kritik üçlüğü var mesela. Aynen. Üçlüğü var. Savunması çok iyiydi. Reboundları çok iyi force etti. Belki öyle. Ve Onur'un o üçlükleri atarken, Onur Alp'in o üçlükleri atarken ki güveni falan çok iyiydi. Yani genelde topu yere vurmaya biraz çekindi maç boyunca. Şuta şut için çembere bakmaya da çekindi ama en kritik anda da kaldırıp attı. Bunlar gelecek için iyi işaretler. Ali senin de kısa yorumunu alıp Efes bahsini kapatalım. Hiç ses çıkarmazsan belki bana gelmesin. <laughs> son... Ali, Ali de şöyle, şöyle düşün. <laughs> yaz tatilinde önceki son ders gibi düşün. bunu. <laughs> Bu, serbest kıyafet. Evet serbest <laughs> kıyafet. Karne bekliyoruz şu an. Son hoca konuşma yapıyor. Buyurun hocam. Ya, ya evet, Tancan'ın dediği gibi e, gençlerden sonunda katkı alıp Sanivimizi de hiç oynatmayarak e, ve tabii şey Brock Motum'un yani ekstra e, katkısıyla aldı. Ama tabii genele bakınca e, kendisinden bir önceki Armani'nin bile 10 galibiyeti var. Efes'in 7'de kaldı yani o son sıralarda bile 3 galibiyet fark olması yani çok şey yani dramatik. Evet hani son maç yani Hani iyi bitirdi demek falan istiyorum ama hani o kadar kötü bir sezon geçirdik ki Efes. Hani şu galibiyet bile ha lan hani bir teselli oldu demek zor oluyor. Sadece işte gençlerin performansına sevinebiliyorsun. Evet onun haricinde bakalım artık Efes tamamen e, ligde ne yapacak onu da çok merak ediyorum. Hani çok şeyler ya orada yani iddialı ya Ergin Ataman bakalım ne olacak bir söz var ya isteksiz e, seksten burunsuz çocuk doğarmış diye <gülüyor> <gülüyor> <Orası>. <gülüyor> evet, konuyu sonra... değiştirebilir miyiz lütfen evet, artık olalım. yani, yani Ali'nin isteksiz yorumu için çok teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> ben Bu kadar zorlama bir yorum duymadım <laughs> tabi tatlar kaçtı Ko ama konuştum mu konuştum <laughs> Burunsuz çocuğa takıldım ben. <laughs> Galiba öyleydi ama biraz daha e, sert bir söz o. Şimdi burada evet. de, telaffuz edemiyorum. O zaman Voldemort'a gönderme deyip geçelim. Evet, Voldemort'a buradan saygıyla anıyoruz. Gönülsüz e, seksten burunsuz çocuk doğar şeklinde bir söz. Evet, tamam güzel yazdım bunu. Voldemort'a iyiydi de çevresi kötüydü. Neyse. <laughs> E, hemen Fenerbahçe'ye geçelim buradan e, Yani gene kısaca Malaga maçından bahsederek Oradan playoff eşleşmelerine geçeriz e, Güzel maçtı bu arada Malaga'yı da tebrik etmek lazım e, Fenerbahçe'yi bu sezon Hem evinde hem deplasmanda plasmanda yenen Sanırım iki takımdan biri oldu Biri Olympiakos Biri Malaga evet. diye biliyorum Yanlış hatırlamıyorsam <laughs> e, Yani Fener'in aklı Kesinlikle playoff'taydı Bu bariz Hani son artık dördüncü çeyrekte bir maçı hatırladılar tamam dönelim dediler ve döndüler aslında ki fener alabilirdi de maçı ama e, şeyin neydi o çocuğun adı ya Nedoviz gerçekten Nedovic, çok yani. özel bir e, gün geçirdi herhalde kariyer gecesiydi hani e, bu arada adamın oynadığı şey de sürede 30 dakikanın altında yani e, şey overtimela beraber. Ona rağmen özellikle pot altına inanılmaz bitirdi. 13 kere de çizgiden atmış yani. Öyle deliciydi bu maçta. Sonuçta Malaga son maçını güzel bitirdi. Bu arada şeyi de hatırlatmak lazım. Sanırım Ergin Ataman öncesi dönemde Malaga son sıradaydı. Efes sondan birinciydi. Yani oradan sonra çok acayip bir şey yaptı. Sıçrama yaptı Malaga ve 13 galibiyetle 9. bitirdi. Hemen playoff çıtasının altında bitirdi. Tebrik etmek lazım gerçekten. Ya zaten geçen hafta da ben o örneği vermiştim. Hani son sıralardaki takımlar bile hani işte Barcelona toparlandı, Malaga oynuyor. İşte Armani bile bir şeyler yapıyor. İşte Kızıl Yıldız şu hallerine göre biraz daha yukarıdaydı. Onlar çok düştüler son dönemde ama e, yine de bir efor görüyordun işte biz zaten Efes'i o yüzden eleştirmiştik yani Malaga'ya da gerçekten ben çok saygı duydum yani e, John Plaza gerçekten iyi bir takım kurmuş evet yani şeyi çok yüksek değil e, tavanı diyeceğim yüksek <laughs> değil ama e, yine de işte izlerken zevk alıyorsun o mücadeleyi o isteği görüyorsun ki Fenerbahçe maçında da bunu ilk andan itibaren sahaya koydular. Hani öyle şey formalite maçını çıkmadıklarını gösterdiler. Fenerbahçe ya hani artık Baskonya maçını düşünmeye başladığı için yani ikincilik de zaten garantiydi. Ya artık o sezonun son maçının bir boş vermiş mi derse çok şey başladı. Hani Rölant ile başladı Fenerbahçe. Sonradan e, dediğim gibi Obradoviç takımı uyandırdı ama bütün maç çok kopuk kopuk geçti. Yani Fenerbahçe vitesi bir yükseltiyor bir azaltıyor. Yani bir pozisyon iyi bir pozisyon kötü. O ritmi istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamadı Fenerbahçe. E, en yaptığı şey yani o Veseli iyi besleyemedi. Çok pot altına top indiremedi. E, savunmada çok fazla sertleşti. E, o sertleşmeyi de işte Nedovic çok iyi cezalandırdı. E, yani bakıyorum çizgiden de %90 atmış Malaga. E, yani şey o Fenerbahçe'nin sert savunmasına karşı ya da yükseldiği noktalarda hata yapmadı Malaga. O yüzden de hiç maçtan düşmediler Fenerbahçe'nin yani o, o, koparma oyununa gelmediler. Ee, yani böyle de kazandılar. Yani şey tabii ki de isterdik hani Fenerbahçe son maçı da evinde kazansın, güçlü bitirsin ama diğer taraftan da çok hani vay ulan kaybettik diyecek bir maçta değildi açıkçası. Sancan sen de kısaca geç oradan playoff'a zıplayalım. Abi Nedović nereye gidersene ben <laughs> direkt ona geç. Bunu ben de düşündüm. Efes yani... alalım. <laughs> yani ben böyle Real'e falan beğendim bunu ama şimdi çok şey yapmayayım. Valla de gidecek Real e evet. atlayabilir aslında ve Doncic'ten sonra aynen en çok gelişme gösteren oyuncu oldu bu sene birlikte. Ee, Valla çok iyiydi Fener maçında da. Fener'le ilgili ben bir tek şunu söyleyeceğim. E, sezon başına göre en büyük değişiklik Fenerbahçe'de Sulukas'ın rolü ve buna bağlı önemi oldu. Yani sezon başı Sulukas için neler konuşuyorduk? Şimdi çok daha farklı düşüncelere geldik. En azından ben öyleyim. Yani o kontrol etmiyorken takımı Fenerbahçe başka bir oyun oynuyor. E, ya da işte Fenerbahçe planlı oyunlarını oynayamadığında o da sahada yoksa hücumda dağılmalar başlıyor. O yüzden hani suluk kas bu kadar önemliyken Fenerbahçe'nin ona bağımlılığını sürdürmesi iyi mi kötü mü? Bu maçta biraz onu gördük. Ee, hem iyi hem kötü bir durum var ortada. Ya yani Diğer oyuncular ona ayak uyduramadığında biraz kötü bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden hani bu playoff'lara girerken Fenerbahçe umarım bu dengeyi yeniden sağlar. Hani suluk kasın çevresindeki dengeyi. Ve savunma tarafında da hani e, hücum tarafını toparlarken Sulukas savunmadaki yaptığı hata bence çok kötüydü. Yani o kadar derin bir yardım getirmesinin manası yoktu son topta. Bomboş bir üçlük verdi. Ya bu tip hatalar artık Fenerbahçe için özellikle az hücum üzerinden yüz, yüksek asist turnoverla oynayan bir takım için çok kritik. O yüzden playoff'a yaklaşırken umarım bunlar toparlanır. Bu arada Fenerbahçe'nin 21 top kaybı yaptığı bir maçtı. Çok yüksekti yani. Onu da aynen eklemek işte demek lazım ama gerçekten de yani kafalar başka yerdeydi o çok net yani. O da var aynı bu maç ya yani bu maç özelinde evet hani çok o evet, değinilmez. değinmez yani evet. Ama şimdi hani ederim. sezon içindeki bazı eksikliklerin e, umarım görülmeyeceği şeye atlayalım. E play e, şöyle bir önerim olacak. Önce maçları ya yani eşleşmeleri tek tek konuşalım. Tamam. Ee, sonra her birimiz şu bracket'ta kim yener kim geçer e, tahmini de yapalım. Sonra işte birkaç ay birkaç hafta sonra mı? Ne zaman oynanıyor ya final 17'sinde four. başlıyor. E, i̇şte final 4. Final 4, final 4. Sonu Mayıs sonunda herhalde. Mayısın ortası evet. Neyse bir buçuk aya falan bakıp böyle dalga geçeriz ha ne demişsin. Goy oynu yapıyoruz. E Fenerbahçe tarafından başlayalım. E Baskonya ile işte işte Fenerbahçe diğer tarafta da Olympiakos Jargiris eşleşmesinin kazananıyla oynayacak. Karşı tarafta da e, CSK Kimke eşleşti. Panathinaikos ile Real birbirleriyle işte kazananlarıyla oynayacaklar. Hemen Fenerbahçe Baskonya ile başlayalım. Fenerbahçe hemen bakayım bir. Evet. Sezonun en iyi savunma yapan takımıydı. Hani reytinglere evet. baktığında. Maç başına yediği sayı ortalaması 75.2. Ee, ve herhalde ÇSK ile beraber en derin rotasyona sahip olan takım. Ee, Baskonya ise özellikle uzunlarına çok güveniyor. İşte Şengelye, Voitman ve Poirier'den oluşan... E, hani bayağı şey bir de bunlar hani atlet adamlar Şengeli'yi alıp bütün sahayı geçip maçta falan bitirebilecek kadar hani şey bir adam. Öbür tarafta Boboa ve Granger var işte. Bir de Huertas'ın e, asist yeteneği var falan. E, ama sağ avantajı Fenerbahçe'de. Bu maçı konuşarak başlayalım. Ali. <laughs> yani evet Fenerbahçe'nin son 8'in e, e, son dibindeki üçlüden en istemeyeceği takım geldi büyük ihtimalle. Yani ben şu an kim ki ya da Jagirisi tercih ederdim Baskonya'ya. Çünkü Baskonya gerçekten son... E, son değil de yani bu hoca değişikliğinden sonra çok iyi bir çıkış yakaladı ligin ikinci yarısı. İşte Şengeli'ye ki bunlara işte şeydir çok e, güçlü bir katkı sağlıyor yani e, Tima. E, ama ben Baskonya'nın ya biliyorum tahminleri sona bırakalım şimdi mi yapalım? Yo yani maçı konuşuyoruz tahmin edebilirsin. En son bracket'ı konuşacağız ama işte. Hı, Hı Yani ben yine de hani Baskonya'nın bu artan formuna rağmen işte Fenerbahçe'nin çok sağlam bir savunma takımı olması artık son 3-4 yılda playoff'un, Final Four'ların en tecrübeli takımlarından birisi olması o psikolojiyi Fenerbahçe'nin çok iyi sindirmiş olması ve bunu da rakibinde çok büyük bir üstünlük kuruyor olması bu psikolojik baskıyla artı tabi ev sahibi avantajıyla başlayacak Fenerbahçe o yüzden yani tabii hepsinden de önemlisi tabii Obradovic'in en sevdiği yerlere geldik artık yani bu playoff'larda <laughs> favorilerine <gülüyor> eklediği yerler Obradovic'e aynen yani o yüzden ya aslında mantığım bana biraz da Baskonya zorlayabilir Fenerbahçe'yi bu eşleşmeli diyebiliyorum. Ama sonra Obradoviç etkisini falan da düşününce buralarda ben 3-0 Fenerbahçe geçecek diye düşünüyorum. Bu şey eşleşmeği... <laughs> o kadar konuşup 3-0 <laughs> <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Abi şey aslında iki takım tam böyle birbirinin şey gibi ya siyahla beyazı gibi işte Fenerbahçe'nin evet. dışarısı çok iyi. Baskonya'nın içerisi çok iyi falan. Aslında Efes maçı şöyle bir prova gösterdi bize. Baskonya'nın sezon boyunca zorlanan kısaları, genelde de muhteşem bir performans vermeyen kısaları iyi durdurulduğunda yani uzunlarla bağlantıları kopmaya başlıyor ve yani biraz oraya yük yığılmaya başlıyor. Bu durum hani Fenerbahçe için çok büyük avantaj çünkü Fenerbahçe dış savunması çok iyi bir takım yani. Sağ bunu... altın, bütün notlarımı okuyorsun şu an. <laughs> ha, pardon. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, devam et, yok yok çok uzatmayacağım zaten dış savunmasında yani orada çok iyi kitleyeceğini düşünüyorum ama işte tersi olarak da Fenerbahçe'nin özellikle Vesli'nin ve e, Thompson'ın oyunda kalacağı süre hani faal sorunu olarak söylüyorum bunu. Oyunda kalacağı süre çok kritik. Yani eğer faal problemlerine girerlerse ve girdikleri her maçta Fenerbahçe çok zorlanacak. E, Muhtemelen Obradovic bu bölgeye özel birkaç önlem alacak. E, bir kı birkaç kısa beş e, yine oyunları görebiliriz. Ama özellikle Voigtman oyundayken de bu biraz zorlayabilir Fenerbahçe. Yi. Ama ben hani genel olarak Fenerbahçe'nin favori olduğunu ve muhtemelen 3-1 geçeceğini düşünüyorum. İyi bana söz kalmadı. Çok sağ ol abi. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel abi seni yollayacağız. Ya, hemen. gerçekten skor e, şey e, tahminime kadar ben de 3-1 olacağını düşünüyorum. Ona kadar eşleşmişiz orada. Ya şöyle hani Baskonya'nın Fenerbahçe'yi zorlaması için Yapabileceği tek şey bence tempoyu çok arttırması lazım. Hani böyle sete setlerde Fenerbahçe geçebilecek bir şey perimetre oyuncusu yok yani. Hani e Granger'ı severiz ama hani çok büyük baskı olacak onun üzerinde. Aynı şekilde Bobo Hanım da üzerinde öyle olacak ama yani şey yaparsa uzunlarıyla beraber böyle geçiş hücumlarında kısaların uzunu beslediği senaryolar olursa zorlayabilir. Ama Fenerbahçe de özel olarak buna çalışacaktır. O yüzden hani e, güzel maçlar izleyebiliriz ama Fenerbahçe'nin çok zorlanmayacağını düşünüyorum o yüzden. Bende. bir de şu var hani geçen seneki baskonya karşılaştığımızda Bence en büyük farkı zaten burada şeyin Lakin e, eksikliği yazıyor baskonya için onunla çok daha başka e, oynuyordu diye düşünüyorum ben baskonya e, Fenerbahçe zaten o tarz e, gardlara karşı savunmakta zorlanıyordu e, şeyin kısalarına baktığımızda e, baskonya'nın kısalarına baktığımızda hani mesela Metcennin falan öyle çok şey e, stabil sürekli e, aynı performansı veren kısalardan düştürlerden değil. Fenerbahçe'nin bu noktada çok daha fazla avantajı var. Yani Datome'nin formu, Nal'din formu, Sulukasın formu. Yani e, evet Fenerbahçe, ya, Baskonya'nın hani en güçlü olduğu kısım uzunları diyoruz ama işte Fenerbahçede de orada veseli var. Avrupa'nın en iyisi diyebiliriz. Ee, o yüzden hani o tarz eşleşmelerde bence Fenerbahçe üstünlüğü yakalayacak. Yani Thompson işte belirleyici olabilir. Yani ben 3-1 tahminim şöyle. Thompson bir maçta sıçsa e, oradan bir maçı alabilir Baskonya diye düşünüyorum. Ama Thompson gerçekten belirleyici olabilir yani burada işte. Veseli dinlenirken ya da olası bir faal probleminde Thompson'ın nasıl destek atacağı çok önemli olacak o hmm. e, Baskonya'nın evet. uzunlarına karşı. Ama ben Obradoviç'in de tabii Veseli'yi... Ya zaten Veseli bu sene çok kopmadı. Hani en çok onu derdik Veseli ile ilgili eskiden hani sezonun bir noktasında kafa dağılabiliyordu. Ama bence gerçekten en iyi sezonunu geçirdi Veseli. Yani çok bir iki an hariç biri CSK biri Yok 2 Real Madrid. 2 Real Madrid, Madrid maçında da galiba bir sonlarda 5 vali dışarıda kalmıştı. Onun haricinde Veseli'den çok bir dağılma görmedik. Hep konsantre geçirdi sezonu. Abra'da e, için de onu playoff'ları özel olarak hazırlayacağını düşünüyorum. Peki. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle 19 <laughs> dakikayla bitiriyormuşuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Diğer maçları konuşacağız zaten. Konuşmak istiyoruz. Hemen buradan yani... Bu iki takımın olası rakibini belirleyecek olan Olympiakos-Jalgiris eşleşmesini atlayalım. Benim Ali'ye katılmadığım bir şey var bu arada. Hani şu üç takımı saydı ya kim ki Jalgiris-Baskonya. En istemeyeceği Baskonya'ydı diyor. Ben katılmıyorum. Ben Jalgiris olduğunu düşünüyorum onun. Hatta ben yani şimdiden söyleyeyim Jalgiris'in Olympiakos'u da eleyeceğini düşünüyorum. Ama şey... Biraz spekülatif bir iddia olabilir. Neyse. Olympiakos Jargiris eşleşmesi. Sağ avantajı. Olympiakos'ta Tancan buyur abi. Ya ben de aslında burada seninle aynı fikirdeyim. Şimdi demin şey yaptım. <laughs> tam like mind gittik. Burada da aslında aynı fikirde ama şu <laughs> değişken belirleyecek skoru. Papa Nicola 4 maçtır yok. Durumu belirsiz deniyordu. Yani son gördüğüm bilgiler hani bilmiyorum. İşte bilgi almamız hep yetersiz ya. Euroleague sakatlıkla ilgili. Printezis'in de durumu belirsiz yazılmış en son. O da sakat. Kimtili yetişecek deniyor. Onda bir sıkıntı yok ama Papa Nikola Olympiakos savunmasının esas temel taşı. Yani o olmadığı zaman savunma direncinin düştüğünü gördük. Printezis de hücumun ana silahı. O olmayınca da hücum düşüyor. Ve Olympiakos zaten son 4-5 maçtır ciddi bir form düşüşü yaşadı. Şimdi bu formsuzlukla bu iki oyuncu da eğer hani geç döner, dönemez ya da hani eski formunda döner, yani eski formunda dönemezse Jargiris'in ben de 3-2'ye kadar zorlayacağını düşünüyorum açıkçası Olympiakos'u. Ve bence çok güzel bir seri izleyeceğiz. Çünkü Jargiris tarafında da Fenerbahçe maçlarındakini yaptıklarını aslında bu maç için pro olarak görebiliriz. Çünkü Olympiakos iyi bir savunma takımı kimliğiyle oynadı bütün sezonu. O kimlikte oynadığı anda bile onu en çok zorlayabilecek takım Jargiris. Çünkü hücumda çok hızlı tempo arttırıp bu tempoyu arttırırken de çok iyi spacing yapan bir takım. Bu işte bu tip takımlar bu tip savunma takımlarını çok fazla zorlayabiliyor. Bence en güzel seri e, bu olacak o açıdan. Evet. Bu arada şeyi de ekleyeyim Ali'ye vermeden sözü. Hani Fenerbahçe ve CSK'yı biraz dışarıda bıraktıktan sonra söylüyorum bunu. Hani bu iki takımdan sonra bence EuroLeague'in en dengeli takımlarından biri Jargiris. Yani ee, hücumu savunmasından besleniyor. İki alanda da çok iyiler ve Pangos ve Yankunas çok iyi anlaşıyor. Ee, ve hani Pangos'un geldiği noktayı zaten geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Ee, bir de ben ikisinin kadrosuna da baktığımda eğer bu arada ben bilmiyordum Papa Nikola durumunu. Takip etmemişim son 3-5 maçını Olympiakos'un. Eğer bir de Papa Nikola da oynamayacaksa ben 3-1'e de gelebilir diyorum ama Ali herhalde Olympiakosçu çıkar diye tahmin ediyorum. Abi tam da notumu öyle almıştım niye söylüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ee, ya bence tabii ben de şeyin e, dur bilmiyordum. Eee Printezis Papanikolaou'nun playoff'ta oynamama ihtimallerini e, bilmiyordum. Ama yani, o, e, oynamama değil de hani belirsizdi yazmışlar. Işte, yani. Evet. Yani %90 oynarlar bence ama hani belirsiz şu anda. Ya, böyle bir risk var gibi. E, o zaman ben şey diye değerlendiriyorum hani herkes ...sağlıklı bir şekilde çıkıyor olarak değerlendirirsek. Ee, ben, evet, e, Jair gerçekten nasıl diyeyim... ...temiz bir basketbol oynuyor. Böyle e, hep doğru noktalarda e, oyuncuları buluşturuyorlar. Yani Pangos zaten o konuda inanılmaz harika bir sezon geçirdi. Ama e, o playoff psikolojisinde... Hatta Olympiakos da şey değil yani son zamanlarda çok da iyi bir performansa gitmiyor. Özellikle son dönemi kötü kapattılar bile diyebiliriz. Ama yani ne olursa olsun Olympiakos buraların çok gediklisi, psikolojilerin efendisi gibi bir şey. Özellikle hani bütün maç bir şey yapmayan hatta takımı geri çekebilecek bir Spanulis'in son çeyrekte çıkıp 5 dakikada maçı aldığını artık defalarca şahit olduğumuz için yıllardır ben o psikolojik üstünlüğün, Olympiakos savunmasının sertliğinin ve bu playoff genel havasının o jelgirisi bir nevi sindireceğini düşünüyorum. Benim tahminim 3-1 Olympiakos olacak. Vay be, Ali ile tam tarsız bugün. Yani Ali'ye cephe almışız gibi oldu. Ali'yi karşımıza aldık. <laughs> Ya ben şu yüzden söylüyorum abi. Hani Pangos ve Yankunas belli. Hani Mitsic beklediğimden daha kötü üçlük atıyor. Ama iyi bir delici olabiliyor. Bu arada Mitsic'i niye Efes almadı sorumuzu 10. <laughs> kez soralım. Evet. Ee, Milaknis acayip ee, yani dış atışlarda çok iyi yüzde yüzde elliye yakın sanırım ee, buna Ulan Ovas, Aaron White ve Brandon Davis e ekliyorum e, koç da Jessica Vichius. daha ne olsun diyorum yani, yani hani şu... bir de son 5 maçta 4 mağlubiyet almış Olympiakos Hani bulmuşken vurur geçer benim tahminim o yani. ya benim bakış açımın e, yani Olympiakos 3-1 demenin tebel sebebi aslında şu aslında ifade edemedim onu. E, Olympiakos hani ritim bulamasa bile kötü oynasa bile dağılsa bile maç içerisinde yani o Spanali'si maçları kazanmayı o maçları kazanmayı çok iyi biliyor. Şimdi bu bir Final Four eşleşmesi olsaydı ben Jalgeris'e favori gösterebilirdim. Ama Jalgeris'in bu seriyi kazanmak istiyorsa o 3 maçı, 4 maçı, 5 maçı artık kaça gidecekse hepsini e, aynı seviyede, üst seviyede oynaması gerekiyor. Hiç dağılmaması gerekiyor. Yani o kırılganlığı gösterdiği anda ben Olympiakos'un oradan çok büyük e, üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. Ben de şöyle ters dikeyim sana abi. Ben de Final Four olsaydı Olympiakos alır derdim. E, yani ters düşünüyoruz. Bakalım kim haklı çıkacak. Göreceğiz. <laughs> koyduk mu diye şey yapıyorum. Manşor ediyor musun? kısa bir ara verelim. CSK Kimki ve Panathinaikos Real eşleşmelerini konuşup tahminlerimiz tahminlerimizi yapacağız. Yapacağız. Kimki ile devam edelim. Herhalde burada fikir ayrılığımız olmayacak diye düşünüyorum. Ama e, hadi burada da Ali ile başlayayım. Buyur abi. <laughs> 0. Evet, <laughs> yani gerçekten 15 yılda 14 final four yapmış bir CSK ee, ve kadro derinliği inanılmaz yüksek. E, Kimkiye göre maç başına 89 sayıyı geçmiş durumda. Hani şeyde Kimki'de Şevet ve saz arkadaşları şeklinde e, takıldığı için hani böyle şey olsa final Four olsa böyle inanılmaz bir e, performans olacak. CSK'da bok gibi bir gününde olacak belki falan diyeceksin %3 <laughs> ihtimal falan ama burada e, süpürge çıktı yani benim için. Aynen. Ya, zaten bir de üzerine hani zaten iyi son yılların en iyi takımlarından, en stabil takımlarından biri CSK. yani bir de üzerine e, Sergio Rodriguez geldi. Bu sene Corey Higgins'le Warren Savage çok formdalar. Hani yetmezmiş gibi abi biraz daha atletizm alabilir miyiz üzerine diye Victor da aldılar. ya <laughs> e, yani kadro derinliği gerçekten inanılmaz CSK'da. Clyburn'u mı? O sene başında geldi zaten hani onu katmışlardı. Bir yani de kim? onun Junior'ını alalım diye Victor kattılar yani. <laughs> e, yani evet çok formdalar ben. Ya kimkinin tek şansı da hani çıkıptı çıkıp da hani 18'de 12 üçlük falan atacaklar. öyle kazanacaklar ancak atsa bir da, Atsa da kazanamazlar <laughs> <Yani> zor <laughs> ya yani ben de düşünmüyorum da hani çok ekstra bir şey lazım kimkinin kazanması için o yüzden 3-0 CSK net favori bu arada Ali'yi düzeltmek evet. istiyorum Rodriguez dersek sevinirim. Rodriguez <laughs> pardon abi <laughs> evet. şey, dilim bu. dönmüyor <laughs> Murat Anoğlu <laughs> <laughs> abimize selam söyleyelim Süpürge dediğimiz öyle çalı falan değil. Dyson 900 var. <laughs> <laughs> Biraz böyle sağlam. Uy vakumlu böyle. vakumlu. Beyler <laughs> muhabbet çok garip bir yere gidiyor durduruyorum sizi. <laughs> <laughs> <Full> vakumlu <laughs> falan değil mi? <laughs> <ÇSK MD> diye. <laughs> Vallahi emecekler ya. Yazık oldu Himki. Yani, yani hiç şansları yok ya. Ben de yani biraz düşündüm bir yerden bir galibiyet nasıl çıkar falan yok yani çıkmaz. Çıkmıyor değil <laughs> Olmuyor. <gülüyor> yok çıkmıyor. Ya bir de üstüne hani İtiridis bu Kızıldız maçında devre arasındaki röportajını dinledim de işte ya bu maçın işte amacı yok falan filan diye soruyor. Ne demek amacı yok ulan bu da maç falan böyle çıldırmış yani çok çok ciddi almış durumda İtiridis dolayı Geçen sene bir de CSK çok daha iyi savunma yapıyor. Çok daha iyi bir asist turnover ortalamasına sahip. Yani topu çok daha iyi kullanıyor. Aslında yani şunu da ekleyeyim. Bütün sezon e, topun kıymetini bilip tempolu oynayabilen takımların sezonu oldu. E, bunun üstüne de e, onların arasından da iyi savunma yapanlar e, biraz daha öne çıktılar işte. CSK Fener, Jargiris, Real sonrasında. Ya ben işte genel olarak bu dört takımın e, işte Final Four oynamasını hayal ediyordum. İnşallah öyle olacak CSKA'da. Bu turu çok rahat geçecek. Ya bir de şey e, herhalde Hanikat falan da olmayacak. Kim ki de James Anderson dönecek i̇şte Onlara da baktım evet. falan. Onlar da belirsiz ee, Yani şey Hani katla ilgili net bir şey yok Anderson muhtemelen dönecek gibi duruyor da Hani kat hala belirsiz Ya yani onlar da olmazsa Dediğin gibi iyice bayağı şeye yönebilir ee, Neyse <gülüyor> 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 Kötü tabirler kullanmak <gülüyor> istemedim <gülüyor> <gülüyor> Elektrik süpürgesine döner diy Diyerek bir şey yapalım <laughs> Toparlayalım oradan <laughs> evet. Ya ben ekleyeceğim bir şey yok. 3-0 bu seri. Çok net diyorum. Aynen. 3-2 kim ki alıyormuş değil mi? Böyle göt olmanın <laughs> tarihini yaşıyoruz. Seyirciyi <CC> göt alırız. <laughs> Biz değil her göz oluyor evet, herhalde. Evet evet. evet. Ee, son eşleşmeye gelelim. Panathinaikos Real. Ha, ee, bu güzel bak. Tancan burada e, tahminini açık etti bu arada. Real diyecek sanırım. Aynen. Ee, <laughs> tabii. Ya ben de bu arada Real'i favori görüyorum bu eşleşmede ama bu gerçekleşirse şöyle bir durum olacak Panathinaikos için. İki sezon üst üste ev sahibi avantajıyla girdiği playoff'u kaybetme ihtimali olacak yani. <laughs> e, şu yüzden söylüyorum. Şimdi Real Madrid zaten hepimizin malumu işte Sergio Yul, Sergio Lul pardon. Ayon, Randolph, Kuzmic gibi acayip önemli adamlarının sakatlıklarıyla boğuştu. E buna rağmen birincisi Doncic'in performansı, ikincisi de Lasso'nun takımı toparlaması ve acayip adamlardan acayip şey alması, e, randıman alması işte. Carol Kozor, e, Taylor Tompkins, bir de sürprizi var, Campazzo yani. Ee, hani bu, bu gerçekleri düşündüğümüzde bir de giderek artan formu bir de üstüne Randolph ve Ayon da döndü. da yetişme ihtimali söyleniyor. Tam kesin değil sanırım o. Söylendi bu arada. Dönecek galiba. Yani. Playoff'da evet, direkt, direkt oynuyor mu? Öyle ya, söylendi. Yani Ama tabii yani. İşte Avrupa şeyi çok güvenilir değil ama söylendi dönecek diye. Hani şöyle diyeyim. Direkt e, formda döner mi dönmez mi bilmiyoruz ama Randolph ha, ve Ayon döndü ve formda yani Randolph son maç Brose maçında oh, acayip oynadı oldum, yani. Evet. E, buna rağmen hani Paracel Coast yapısında da bir kalates gerçeği var. O da çok iyi bir sezon geçiriyor. Baktım 10 maçı sayı asist double double ile oynamış. Bu arada 12-13 de olurmuş çok rahat. E, hani Üçlüğü gene biraz düşük. Yüzde %27-28 seviyesinde. Ama bazı maçlarda da atıyor. Ee, ama genel olarak yani ben kağıt üzerinde baktığımda favorinin burada real olduğunu yani deplasmanda bir maçı çalacak dönüp evinde iki maçı kazanıp bitirecek gibi geliyor bana. Ee, siz ne diyorsunuz? Tancan senle başlayayım. Panathinaikos'u aslında ele veren çok güzel iki istatistik var. Ee, yani demin de bahsettim asist turnover'dan. Playoff'a giren takımlar içerisinde e, asist turnover istatistiğinde en kötü takımlardan biri Panathinaikos. İkinci istatistikte de true shooting. Orada da e, yine playoff'a girenler içinde de sonuncu sırada. Pardon, Himki var onlardan düşük. Yani sondan ikinci. Ya bu iki istatistik aslında bir de son 5-6 maçını kazandı ama 5-6 maçın hepsi de 8'in altındaki takımlardı. O da ayrı bir muamma. Yani bu üç istatistiği yan yana getirince Panathinaikos'un aslında işinin çok çok zor olduğunu ben hani açıkçası kendi adıma düşünüyorum. Real Madrid'de tam tersi olarak ekstra bir ivme kazandı. E form tutmaya başladı. Sakatlar döndü. Rul oynayabilecek durumda deniyor. Baya her ya yani bütün işaretler öyle gösteriyor şu anda teknik olarak da hani savunma tarafında da Campazzo'nun eşliğinde o kadar ekstra rağmen Laso çok daha iyi savunma takımı yarattı geçen seneye göre. Bu da Panathinaikos'un işte Mike James'le gelen ve yine biraz bozulan hücum dengesini daha da kötü etkileyecektir. O yüzden ben de e, 3-1 Real Madrid diyorum. Hatta 1-1 bir, bir dönüp kendi sahasını 3-1 bitirir gibi geliyor bana. Yani. Hmm, Tancan'la bugün şey ikiz kardeş gibi şey yapıyoruz. <laughs> Hiç <gülüyor> Hepsi yani. tuttu lan neredeyse değil mi? Aynen like, like mind işte. <laughs> ee, Ali sana çevireyim sen ne diyorsun? Ha bana böyle şey tamam Hadi sen de yorumla ya. Biz Tancan'la çok iyi anlaşıyoruz da. <laughs> sen... Konuşmuş olmak için. <gülüyor> <gülüyor> Ali resmen karşımıza aldık evet. ya ciddi o yani kadar dışlandım hissettim. <laughs> Pana 3-0 diyor değil mi şimdi? <laughs> çok rahat An geçer. Antetekom um <laughs> o süpürgeyi çıkardı. <laughs> <laughs> ee, yok ya be, ben de e, neyse skor tahminimi sonra bakayım. Yani Panathinaikos e, yani kadro derin ya yani, şeyin e, mesela bu sene çok önemli katkılar yaptı diyorduk. Panathinaikos'a işte Adrian Payne geldi, e, Mike James geldi mesela Adrian Payne'den o istedikleri katkıyı hiç alamadılar Mike James döndü ama hani sanki Phoenix'te oynuyormuşçasına attığı için o da hani biraz şey kalıyor şüpheli kalıyor ee, yani geçen seneki performansına oranla karşılaştırınca daha bir hani tam ritim tutturabilmiş değil iyi katkı vermesine rağmen ee, e, tabi mesela Kalates'in belki de çok e, iyi sezonlarından birini izliyoruz ama e, kalitesin eksikleri de çok ortada. Özellikle savunma ve şut eksiği. E, Panathinaikos'un diğer parçalarında işte e, Kenny Gabriel'lar, e, andet Kumpo'lar falan hani bir atletizm katan, e, hız katan oyuncular ama teknik anlamda çok yetersiz kalıyorlar. E, diğer tarafta Real baktığımız zaman e, e, tamam e, bu sezon çok form bulmasa bile bireysel anlamda çünkü çok fazla sakatlık yaşadılar. Son döneme çok iyi attılar kendilerini. Özellikle Doncic inanılmaz formda. E bir de şey doğru çıkarsa gerçekten Yul döner ve formda dönerse yani o da tabii bütün sezon oynanımlıktan sonra soru işareti olacak ama Yul yani bu oynarsa da şaşırmayız herhalde. E, o da eklenirse çok ağır basacak Real Madrid bu eşleşmede. O yüzden hani 3-2'ye gidiyordu aklım ama ben de 3-1'e emanet ediyorum. Peki. E... Hem fikir olduğumuz tek, ha ikinci skor oldu ÇSK'da. ÇSK evet. kimki de hem fikir olmamak zor herhalde ya. <gülüyor> <gülüyor> e, peki şeye geçelim mi? Tahmin oyunumuza. Geçelim abi. Geçelim Zaten abi. Söyledik bir özet gibi toparlayalım. Ama bakayım. şimdi şey de var. Sonraki maçları da soracağım. Abi. Ha sonrakileri de. Soracağım. Ya. Okay. Tamam. <laughs> Kimden başlayayım? Dur bakayım. Ali'den başlayayım ya. Ali şey Fenerbahçe Konya'ya 3-1 mi dedin? 3-0. 3-0 dedin. Olympiakos'a girse de Olympiakos dedin, değil mi? 3-1 Olympiakos. Peki Fener Olympiakos final for? Fener. <laughs> o Fener ikinci final, üçüncü finalini yapıyor bu durumda. Evet. Peki CSK kim ki 3-0 CSK dedin. Panathinaikos Real 3-1 Real dedin. Ee, evet. Real CSKA CSK. CSK. Acayip maç <laughs> evet o yürek yakar ama CSK, CSK, CSK dedin. E, peki finali de söyle. Fener. Oo. <laughs> <laughs> Kafa <laughs> geliyor beyler. <gülüyor> <gülüyor> Ali'den müjdeli haber. E, Tancan, e, Fener Baskonya'ya 3-0 ya da 3-1 demiştin. Aynen. E, Olympiakos Jelgiris. Ona da Jelgiris 3-2 diyorum. Peki Fener Jelgiris. Fener Jelgiris. çok zor maç olacak ha şeyde ama Fener evet. O Fener evet 2'de 2 oldu. CSK e, kim ki zaten CSK Real evet. Panathinaikos Real dedin CSK Real'e ne diyorsun? Abi burada zar atacağım ya. Real diyeceğim. Sürpriz olsun yani. Biraz ha. değiştirelim. <laughs> Peki. Peki final? Finalde de Real Fener çok güzel bir revanş maçı olacak ama e, Fener alır gibi duruyor o finali. İyi hayırlısı. Biri de bana sorsun ben de söyleyeyim. <laughs> Piç gibi kaldım burada. Söylüyorum abi. CSK <laughs> Himki. Sen 3-0 CSK. Okey. Fenerbahçe Baskonya. Fener. 3-1 Fener, üç, o, bir Fener, diyorum. O da 3-1. Olympiakos Jargiris de zaten aynıyız. 3-2 diyorsun. 3-1 diyorum ben. 3-1 diyorsun. Oo, daha evet, da o daha da izledi. Evet. Okey. Panathinaikos Real Madrid orada da aynıydı. Orada da 3-1 Real diyorum. 3-1. Şimdi eşleşmelere gelelim o zaman. Ee, Jargiris Real Madrid değil mi? Hayır Yanlış Jargiris mi? Fener. Fener pardon. Cagiris Fener. Fener. Fener diyeceksin herhalde. Aynen. Bu arada üçümüz de Fener finalde dedik. Yani Fener'in yolu biraz daha şey gibi ya diğer tarafa göre. Hani Olimpiyakos'u tercih yok. edersin bu dörtlüde diye düşünüyorum. Hani biz Cagiris diyoruz ama hani favori Olympiakos olduğu için söylüyorum. Aynen. CSKR'ye ne diyorsun? CSK diyorum. Evet, finalde peki, CSK <laughs> diyorum abi. Vay, işte burada ayrıldık. <laughs> evet, vatan ne yapıyorum? Yani e, şöyle e, yani şeyden düşünüyorum. Maç çok başa 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 baş gidecek diye düşünüyorum. Ne olursa olsun, e, yani Fener'in bu sene e, Klaç oyuncu eksikliğini çok hissettiği için. CSK'nın böyle son bir darbeyle alabileceği bir senaryo var aklımda ama tabii ki de tamamen ters şeyler de gelişebilir bilmiyorum. Yani. Abi iki sene önce hatırlıyorsunuz beraber izlemiştik CSK Fener finalini. Ben o geceye tekrar dönemem. Bana bunu tekrar yaşatmayın. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman bir şey daha soracağım. Fener Real olursa ne olur? Fener Real olursa Fener'dir. Fener. Sen Ali? Fenerbahçe zaten şampiyon. <laughs> ha, her türlü diyorsun. Her türlü diyorsun. Tamam Her türlü. Ali'den Türkiye Spor Kamuoyunu rahatlatan <laughs> açıklama. O zaman ben mini bir duyuru yapmak istiyorum bunun üstüne. Bu Bracket olayı Euroleague'in sitesinde var. Hani Bracket Euroleague nokta bir şeydi galiba hatırlamıyorum şimdi. Çalışmayan şeyden bahsediyorsun. <laughs> Aynen çal çalışmıyor en son. Bracket nokta Euroleague nokta net hani bakabilirsiniz. Ee, katılmayı unutmayın. Kazanırsanız Doğuş Balbay forması var. <gülüyor> <yani>? <gülüyor> Cidden böyle geyik değil. <laughs> duyuru yapacağım deyince ben de kendi cebinden formu ısmarlayacak falan zannettim. Peki ben şunu anlamadım abi. Hani ben diyelim Rusya'da yaşayan bir kimki taraftarıyım. Gene Doğuş Balbay forması mı kazanıyorum? Valla bunu onu ben de anlamadım. <laughs> ben ne bileyim belki IP'den falan hani Türkiye'de olduğunu anlayıp onu, mı onu gösteriyor? Onu, acaba? Yok, şey sponsor olmuştur herhalde Head and Shoulders. O da olabilir. Onların reklamında da Doğuş'ta Veseli oynuyor ya. Hatta ben Aynen. onu o yaptım artık. Reklamlarda bile Doğuş'a şut attırmıyorlar. Şey soyma odasında oturuyor diye. <laughs> Hedan hey, Head Head Şoldur's Shoulders, shoulders. Da Head shoulders. Bur sponsorumuz. <laughs> ee, buradan analım. Hani saçlarınızı onunla yıkayın. Apışma mapış her yıkayabilirsiniz. <laughs> Ronaldo bile tercih ediyor ya. Omuzlar <laughs> ve kafalar diye şampuan kullanılmaz mı? <laughs> Bu arada bir, ben de o zaman bir ödül koyuyorum. Doğuş Balbay formasını bizi izleyen biri kazanırsa bu yarışmada karşılığında ben ona bir NBA forması hediye edeceğim. Oo, <laughs> bak. Oo, iddia büyüdü. Aynen. Kazanırsa... Patron bir... çıldırdı. Aynen. Yolluyor ben de ona NBA forması yolluyorum. Peki nasıl? Hangisi ama? O ben de sürpriz. Ama iyi bir Aa. oyuncu olacağım. Gortat. <gülüyor> <gülüyor> Ömer, Ömer Faruk yollayacağım sana. Quincy AC yollamış bunu. Quincy... <laughs> Peki e, kazandığını nasıl belgeleyecek? Yani Formayı gidip bir yerden mu? doğuş, ha, sana doğuş ha, forması yollayacak. Aynen. E, zaten satılmıyor ki forma. Başka yerden edinme şansı yok. Doğru. <laughs> bir terziye merziye diktirip seni kandırmasın. Dik, diktiriyormuş değil mi? Yokça herhalde o bir kağıtla bir belgeyle gelir yanına. <laughs> görürüz. <gülüyor> Maç sonunda da doğuşun üstünden almışlar böyle terli terli. <laughs> Abi Allah aşkına var NBA forması alacağım ben onu. <laughs> bitiriyoruz ama bitirmeden önce aklıma bir e, soru geldi sormayı unuttum. Tancan senin şeyde bracket'ında e, Real Fener finali oluyordu. Yani CSK Real'i eliyordu Final forda. Pardon Real CSK'yı eliyordu. Tam tersi olursa CSK Fener finali olursa kim kazanır diyorsun? Orada da yine sen de aynı noktadayım ya. CSK diyorum karşım. Eyvallah. Peki ne <laughs> Ya yani son topa kalması bence de yüksek ihtimalle bir maç ve bu bütün sezon boyunca bahsettiğim Fenerbahçe'nin o son pozisyonlarda yaşadığı savunma hataları ve işte o baskıyı kaldıramama olayı biraz bu maçta geçerli olur gibime geliyor. de orta sahadan atıp olur. <gülüyor> <gülüyor> Tancan'la el ele kol kola bitirdiğimiz bir yayın oluyor o zaman. <laughs> Adicim görüşürüz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın abi. <laughs> e, hemen şeyi hatırlatayım. Bize görüş, öneri, yorum falan atabileceğiniz kanallarımızı e, web sitemiz ikiloyun.com mail adresimiz selam.ikiloyun.com Telegram grubumuz oyun adresinde bizi SoundCloud'da ve Twitter'da ikiloyun diye takip edebilirsiniz. Yayınlarımızın Geek Yapar'ın YouTube kanalından ve Power FM Power App platformundan da takip edilebildiğini hatırlatayım önümüzdeki hafta görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyelim çok kısa bir hatırlatma NBA yayınımız muhtemelen perşembe olacak çünkü NBA'de de playoffları konuşacağız bekleriz hoşçakalın hoşçakalın, hoşçakalın. hoşçakalın.